Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galopunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen 4. koşu ilk ayak oluyor, 5. koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to 4 or 5 lengths from Magic. Geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park buna tıklamak suretiyle. Burada altılı ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonunu tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Yine altılı ganyan şablonuna geçmeden önce bugün koşulara ait Ronny Galotti'nin seçimleri ekranda görüldüğü gibi. Race 1, 1. altılı ganyan ilk ayağı 7-3-6 seçimler gördüğünüz gibi. Race 2, 7-3-4, Race 3, 4-2-6, Race 4, 2. altılı ganyan ilk ayağı 4-5-2, Race 5, 6-1-8, Race 6, 8-11, Race 7, 4-2-8, Race 8, 5-17 ve 2. altılı ganyanın son ayağı Race 9, 8-2-5 seçimler ekranda görüldüğü gibi. Bu da benim altılı ganyan tahminlerim. Size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 3 numaralı Pardon Moi, 7 numaralı Avatar Hero, 5 numaralı Pink Party Pen, 8 numaralı The Paradox, 2 numaralı Lead Performer ve 6 numaralı Valiant Shashai. İkinci koşuda 3-7 yeterli gibi gözüküyor Grape Nuts Warrior ve 7 numaralı Journeyman. Eğer bütçeniz genişse Morning Stride ve 1 numaralı Dominate the Moment, 5 numaralı Morning Stride ile eklenebilir. Üçüncü koşu 2 numaralı Tank Top, 4 numaralı Bullet on Top, 5 numaralı Cupid Austin, 3 numaralı Provocativa ve 1 numaralı She's Gift yeterli gibi. Eğer
çok atla geçmek istiyorsanız 6 numaralı Sophie Stone ve 8 numaralı Ransom Reward'da önerdiğim diğer isimler. 4. koşu 2. haftalık ayın ilk ayağı 4 numaralı Carabinero'yu tek olarak kurguladık. 5. ayak, 5. koşu daha doğrusu 1 numaralı Elusive Mischief, 5 numaralı Ready to Repeat, 8 numaralı Little Juanito, 6 numaralı Tough Charlie ve 3 numaralı Silent Flash, 7 ile Ecury. 6. koşu 8 numaralı She's So Pretty, 1 numaralı Thrilling Baby ve 3 numaralı Hot Boat önerdiğim isimler arasında. 7. koşuda da 4 numaralı Hanasto, 8 numaralı Son of Liberty, 2 numaralı Vladislav. Öncelikli isimler 5 numaralı Words on High ve 6 numaralı Sir Samuel. Daha sonra şans verdiğim isimler. 8. koşuda da 10 numaralı Cardio Princess, 5 numaralı Join the Dots, 9 numaralı Designed by Kitten, 1 numaralı Miss Domina, 7 numaralı Doll Baby, eğer bütçeniz müsaitse 3 numaralı Miss Sakamoto. Son koşuda da 8 numaralı No Action, 2 numaralı Run for Cover, 3 numaralı Noble Day'di, 4 numaralı Meet Me at the Beach, 5 numaralı Kahoyilla yeterli gibi gözüküyor. 10 numaralı Moonlight ekstradan ilave edilebilir. 13 ve 14 koşudan çıkan isimler olursa ilave edeceğiniz isimler hatırlatmakta fayda var. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar.